Arkadaşlar, Ocak transfer döneminden sonra Fenerbahçe'nin Football Manager 2019 kadro analizine bakacağız. Yeni aldığı futbolcularla nerelerin daha çok güçlendiği ya da nerelerin daha çok zayıf kaldığına bakıp en uygun formasyonu belirlemeye çalışacağız. Şöyle başlayalım, kaleciden başlayalım. Volkan Demirel, çok fazla diyecek bir şey yok bence. Evet, Football Manager 2019 profilinde Volkan Demirel gerçekten artık refleksi 12, elle kontrolü 17, refleks olarak düşüklük gösteriyor. 36 yaşında kendisi. Ama şöyle bir şey diyebilirim. Yani gördüğünüz üzere liderlik 16, kararlılık 18, cesaret 16. Yani ön sezon 15. Yani cesaret, kararlılık, liderlik. Açıkçası Fenerbahçe'nin bugünkü durumunda bence çok önemli olması gereken şeyler. Ve Volkan Demirel'in ben Fenerbahçe için bir kale olduğunu düşünüyorum şahsen. Sonuçta Kadıköy'de yaklaşık 20 yıldır derbi kaybetmeyen, ya 20 demeyeyim pardon, 20, 15 yıl diyelim hadi. Pardon, 15 yıldır derbi kaybetmeyen bir kaleci. Yani bu Volkan'la birlikte psikolojik bir etken de devreye giriyor açıkçası. Bence kesinlikle tercih edilmeli kalede Volkan Demirel. Evet, Harun Tekin. Evet, Harun çok büyük umutlarla alındı. İyi de başladı. Gördüğünüz gibi bana karşı Futbol Manager 2019 özellikleri de fena değil. Refleks 16, elle kontrol 16, birebir 16. Yani hava toplarında biraz sıkıntısı var. 12 gerçekten bunu real hayatta da gördük. Hava toplarında sıkıntı yaşadığını birebir yaşadık. Harun oynayabilir mi? Ama şu an dediğim gibi Volkan Demirel'e ihtiyaç var. Seneye belki Volkan Demirel futbolu bırakırsa Harun kaleyi devralır. Ama şu an zamanı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bir diğer isim Berke Özer. Bir wonderkid. Şu an 18 yaşında. Gencecik bir tohum adeta. Ve bu tohum filizlenecek arkadaşlar. Ben çok eminim bundan. Çok büyük bir kaleci olacak belki. İlerleyen 4-5 sene içinde Türk milli takımda kalecinin devralmasını bekliyorum. Özellikleri de zaten profiline baktığımız zaman gelişime çok açık bir profil. Umarım bizi yanıltmaz. Çok büyük bir kaleci olur. Fenerbahçe'nin de çok ciddi bir mali bütçe yaratacağını kendisinden düşünüyorum. Berke Türk futbolunun en iyi bence 5 kalecisine girebilecek bir potansiyeli var kendisinin. Şöyle Berke'den sonra defansa bakalım. Martin Skertan. Evet, 33 yaşındaki Slovak oyuncu. 5,5 milyon euro bonservis bedelinde. Özelliklerine dikkat çeken özellikleri tabii ki fiziksel özelliklerine. Güç 16, zıplama 16, hızı fena değil 13. Zihinsel özellik bir hızlanmasında artık sorun var. Onun da yaşla iyi alakası olduğunu düşünüyorum. 1,91 boyunda 33 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Zihinsel özelliklerinde tabii ki karar alma, cesaret, pozisyon alma, ön sezi muazzam olduğunu düşünüyorum. Teknikte kafa vuruşu 17, markaj 15, top kapma 17, pas 13. Harika özellikler. Bence yani Skrtel şu an Avrupa'nın üst düzey takımlarında kadroya girebilecek bir oyuncu. Zaten Fenerbahçe'nin kadrosunda bence savunmanın lideri durumunda kendisi. Yine Fenerbahçe'nin ikinci devre vazgeçilmez olacaktır. Skrtel'den sonra Serdar Aziz. Evet, 27 yaşındaki Türk oyuncu Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçti bu Ocak transfer döneminde. 7,25 milyon euro piyasa bedeli var. Baktığımız zaman 1,83 boyunca 73 kilo ağırlığında Serdar. Fiziksel özellikleri gayet yeterli olduğunu görüyorum. Buradaki en büyük sıkıntı vücut zindeliği. Vücut zindeliği 10. Yani vücut zindeliğinin 10 olması demek sakatla meyilli bir oyuncu. Zaten Galatasaray'dan da bunu biliyoruz. Aslına bakarsanız belki de Türkiye'nin en iyi stoperi dersiniz ama 3 maç çok iyi oynayıp 3 maç sakatlıktan dolayı oynayamadığı bir süreç geçirdiği için Serdar tam olarak kalitesinin yansıtamadığını düşünüyorum futbol piyasasına. Ama burada gördüğünüz gibi özellikleri, efendim, futbol menajer özellikleri gayet iyi. Güç 14 hız, 14 hızlanma 13. Zihinsel özelliklerin agresiflik 16, cesaret 18. Pozisyon almasında biraz düşük kalmış bence 13. Ön sezi 12, konsantrasyon 14. Kafa vuruşu 15, teknik özelliklerinde markaj 15, top kapması ise çok iyi 16. Ya ben Serdar Aziz'in şahsen Skrtel'in yanında oynayacak oyuncu olarak görüyorum. Yani çünkü Serdar gerek tecrübesi gerekse gördüğünüz gibi top kapma 16, kafa vuruşu 15, cesaretli bir oyuncu. Gayet yeterli bir profil olduğunu düşünüyorum. Serdar Skerten'in yanında oynayacak ilk adamdır bana göre. Serdar Aziz'den sonra gelelim Sadık Çiftpınar'a arkadaşlar. Evet, 25 yaşında 1,7 milyon euro piyasada bedeli var. 1,83 boyunda 77 kilo ağırlığında Sadık. Fiziksel özelliklerine çevikliği biraz 11. Çok çevik bir oyuncu değil. Hızı 13, hızlanma 14. Fena fiziksel özellikler değil ama çok mu iyi dersiniz? Burada sizden ayrılırım. Bence vasat üstü diyelim, orta diyelim.
Zinsi özelliklerinde dikkat çeken nokta agresiflik ve cesaret. Agresif 16, cesaret 18, çalışkanlık 17, kararlılık 17. Yani pire gibi yapışırım diyor. Ama işte şurada pozisyon alma 12 mesela. Bence bir defans oyuncusu için en önemli olan özelliğin düşük olduğunu düşünüyorum. Teknikte de kafa vuruşu çok iyi değil 13, markaj 13 çok çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Top kapması 15. Yani Sadık Fenerbahçe'nin rotasyon oyuncusudur arkadaşlar. Serdar Aziz Skelton oynarken sağda gidip zaten kimse 11'e yazmaz. Yani hiçbir teknik direktör yazmaz ama iyi niyetli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Sadık'ın. Yani öyle küçük triplere girecek bir oyuncu da değil ve elinden gelenin fazlasını Fenerbahçe'ye verecektir Sadık. Sadık'tan sonra arkadaşlar Şener Özbayraklı diye geçelim. Şener Özbayraklı sağ bek. Baktığımız zaman 1.71 boyunda, 1.78 kilo ağırlığında ama bu ağırlık kasla alakalı. İnanılmaz bir kas kütlesi var Şener'in. Ama özellikleri bir bek için yeterli mi derseniz, yani Fenerbahçe'nin 11 oyuncusu olacak bir oyuncu olarak gözükmüyor zaten. Ve 1.6 milyon euro piyasa bedeli var. Yani fiziksel özelliklerinde biraz dayanıklılığı iyi, hızlanması fena değil ama zihinsel özellikleri gerçekten bana kalırsa yani çok düşük. Yani çalışkanlık dışında bir de takım oyunu dışında diğer özelliklerinin düşük olduğunu düşünüyorum. Bitiricilik özelliklerinde orta yapması dikkat çekici. Orta yapması 16. Çok iyi bir özellik aslında. Ama diğer özelliklerinin ben çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'nin mümkünse 3. sağ beki olmalı bana kalırsa Şener. Şener'i geçtikten sonra arkadaşlar Reyes kiralanmıştı. Mehmet Topal. Mehmet Topal hakkında Volkan Demirel hakkında söylediklerim birebir aynısını söylemek isterdim. Ama diyemiyorum. Bence artık Mehmet Topal'ın yavaş yavaş Fenerbahçe kadrosundan çıkma zamanı geldiğini düşünüyorum arkadaşlar ben. Ne kadar iyi niyetiyle takıma yararlı olmaya çalışsa da bence artık yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani kendi zamanının geçtiğini düşünüyorum. Futbol Manager 2019 özellikleri de bence bunu kanıtlar nitelikte. 32 yaşında 5 milyon euro piyasa bedeli var. 1.80 boyunda 82 kilo. O kadar kilolu mu ya? Zayıf gözüküyor aslında Mehmet Topal. Hızlanması düşük, çevikliği düşük artık. Yani zihinsel özelliklerinde ön sezi, takım oyunu işte onlar yüksek. Teknik özellikleri ise bence hiç yeterli değil. 12, 11 gibi yani teknik 12, pas 11, kontrol 11. Bence artık Fenerbahçe'nin ilk 11'inde yakışmadığını düşünüyorum Mehmet Topal'ın. Mehmet Topal'dan sonra Mario Isla'ya gelelim. Isla tabii ki orijinalinde sağ bek oyuncusu. Fenerbahçe'nin as sağ beki arkadaşlar. Isla tartışılmaya değecek bir tarafı yok. Çünkü Şener'le Isla'yı karşılaştırırsanız Allah bizi çarpar. 30 yaşında 6.75 milyon euro piyasa bedeli var. 1.75 kilo ağırlığında, 72 kilo ağırlığında Şener. Şener diyorum. Isla dikkat özelliklerine baktığımız zaman aslında çok güçlü bir oyuncu olmamasına rağmen hızlanma ve çeviklik de bunu kapattığını düşünüyorum. Dayanıklılığın da 15 olması gayet yeterli. Çalışkanlık 18, agresiflik 14. Baktığım zaman takım oyunu 14, topsu 14. Gayet iyi özellikler. Orta yapma 14 gayet yeterli. Dribbling 12, teknik 13. Yani tekniği çok ileri olmasa da bence şu an eldeki kadrodaki en iyi sağ bek Mario Isla. Isla'yı geçtik artık Roman Neuschneider'e geldik. Yani berbat bir profil açıkçası karşımdaki. Çok fazla bir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Sadık'ın bile Roman Neuschneider'den bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Futbol Manager 2019 profiline baktığım zaman. Yani bir soğukkanlı, 17 soğukkanlılık özelliği zihinsellikte. Bir de takım oyunu 18 diyor ama diğer tüm özellikleri Fenerbahçe'nin kalibresinde kesinlikle değil. Zaten kendisi de artık kadroda zor yer bulacaktır. Roman Neuschneider'den sonra Hasan Ali Kaldırım takımın az sol beki. Evet Hasan Ali Kaldırım bence çok yani kötü bir futbolcu değil ama kötü bir ün yaptı bence Türk futbol piyasasında ve bu ünün cezasını çekiyor. 28 yaşında 2.1 milyon euro piyasa bedeli var. 1.83 boyunda 75 kilo. Ya Hasan Ali bazen gerçekten Roberto Carlos gibi oynuyor ama Marcelo gibi oynayabiliyor bazı maçta. Mesela Beşiktaş maçı vardı bu sene. Muhteşem oynamıştı ama devamlılığı yok. Bazen de yani Tarık Çamdal performansı verebiliyor. Yine de şu an elde kadroda sol bekin ilk alternatifi olarak gözüküyor Hasan Ali Kaldırım. Hasan Ali'yi geçtikten sonra Nabil Dirar affedildi. Kadro dışı bırakıldı, affedildi. Tam bir kanat oyuncusu. Yani orta sahanın kanadı arkadaşlar. Konat forvet değil kesinlikle. Orta sahanın kanadı fast oyuncu. 32 yaşında 3.9 milyon euro piyasa bedeli var. 1.84 boyunda 79 kilo ağırlığında. Fiziksel özelliklerine baktığımız zaman aslında 32 yaşındaki bir oyuncuya göre gayet iyi fiziksel özellikleri olduğunu görüyorum ben.
Güç 14, denge 15, çeviklik 14, hız hatta ve hızlanmanın bile iyi olduğunu görüyorum. Zihinsel özelliklerinde cesaret 16, takım oyunu 17, agresiflik 14, çalışkanlık 15. Tam bir takım oyuncusu kısacası. Yani Nabi Dinar hakikaten tam bir takım oyuncusu. Teknik özellikleri ise Fenerbahçe gibi bir takımda kanat oynayacak oyuncu için yeterli olmadığını görüyoruz. Teknik 14, pas 13, dribling 12. Driblingi çok düşük mesela. Ama yine de Nabi Dirar kadroda bulunmalı bence. Takım oyunu, takım futbolcusu olduğu için çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Nabi Dirar'dan sonra arkadaşlar yeni transfer Victor Moses, bence Fenerbahçe'nin en iyi transferi kendisi. Ama şöyle bir durum var. Chelsea'den kiralık oyuncu bu arada. 27 yaşında 28 milyon euro piyasa bedeli var. Şimdi pozisyonlara baktığımız zaman bu oyuncu iki yönlü bek oynayabilen bir oyuncu. Kanat forvet rolünde yani sağ açık rolünde çok uygun olmadığını görüyoruz. Ama yine de başarılı diyor burada gördüğünüz gibi. Yani en verimli noktası kesinlikle iki yönlü bek gibi gözüküyor. Ama ben Türkiye'de Victor Moses'ın isterseniz defansa koyun iş yapacağını düşünüyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Kesinlikle Fenerbahçe'ye inanılmaz katkıda bulunacaktır Victor Moses. Victor Moses'tan sonra Jailson orta sahada. Fenerbahçe'nin orta sahada bir ağırlığı var dikkatinizi çeken. Orta sahada oyuncu bolluğu inanılmaz. Jailson tabii Josef de Souza yerine geldi. Çok farklı profiller ama ben kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum Jailson'un. 22 yaşında 8,5 milyon euro. 1,80 oyunda 75 kilo ağırlığında Jailson. Ya bence güzel bir profil özelliğiyle karşı karşıyayız. Yani ben Mehmet Topal yerine şahsen 22 yaşındaki bir oyuncuyu tercih ederim. Güzel maçları da oldu. Mesela Türk Telekom'da Galatasaray gol de attı. Çok klas bir golcü üstelik. Gerçekten bence Mehmet Topal'ın yerine iki yönlü orta saha olarak ya da defansif oyun kurucu olarak tercih edilmesi gereken oyuncu olduğunu düşünüyorum Jailson'un. Jailson'dan sonra arkadaşlar Mehmet Ekici. Evet, Mehmet Ekici ne çektiyse sakatlıklardan çekti tabii ki. Yani Mehmet Ekici'nin yeteneğine kimsenin bir şey diyeceğini sanmıyorum. Zaten oyunda da baktığımız zaman özel yetenek 14, vizyon 16 gözüküyor ama işte sıkıntılı bölge fiziksel özellikleri. 1,80 boyunda 70 kilo ağırlığında kendisi. Fiziksel özelliklerinde hızlanma 10, vücut dinleri 7 arkadaşlar. Çok kötü. Güç 10, güçsüz bir oyuncu. Dayanıklılık 7. Yani fiziksel özellikleri bir tık daha yüksek olsa Mehmet Ekici bambaşka bir kariyere sahip olabilirdi hakikaten. Teknik özellikleri ise diyecek hiçbir şey yok bence. İlk kontrol 16, köşe vuruşu 17, orta yapma 16, pas 16, serbest vuruş 17, teknik 16, uzaktan şut 16. Yani Kadıköy'de sahada olmalı bence Mehmet Ekici. Ne olursa olsun yani yarım saatte olsa, 50 dakikada olsa bu ne kadar fizik gücü idare edebildiği sürece Mehmet Ekici'nin sahada olması lazım. Hakikaten en kötü ihtimal duran toplardan oyunu çözecek bir profille karşı karşıyayız. Mehmet Ekici'den sonra arkadaşlar şimdi oraya Ozan Tufan kiralanmış. Yeni transfer Tolgay Arslan'a bakalım. İyi bir futbolcu Tolgay Arslan. Kötü bir futbolcu kesinlikle değil. 27 yaşında 7,25 milyon euro piyasa bedeli var. 1,80 boyunda 77 kilo ağırlığında. Fiziksel özellikleri güç özelliği dışında oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum bir orta saha oyuncusu için. Zihinsel özelliklerinin de orta seviyede olduğunu düşünüyorum. Yani ne çok iyi ne de çok vasat. Orta seviyede. Teknik özelliklerinde bence gayet yeterli. Teknik 16, pas 15, ilk kontrol 15, dribling 15. Yani defansif oyun kurucu mevkiinde orta sahada Tolga Yarsın'ın çok yararlı olacağının kanaatindeyim. Tolga Yarsın iyi bir transfer arkadaşlar. Evet Elif Elmas. Elif Elmas'la ilgili olarak bu profil analizini yapmayalım. Bence başarılı bir sezon geçiriyor. Evet bazen çok acemice şeyler yapabiliyor arkadaşlar ama bu adam 18 yaşında da ve bu adam gelişimi çok açık bir oyuncu. Bence gelişimi de çok iyi yönde ilerletiyor, olumlu yönde ilerletiyor. Yani resmi yamadan sonra bu profile incelemek daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Elif Elmas'tan sonra yeni transfer Mia Zayk arkadaşlar. Evet Mia Zayk tam bir ofansif orta saha açıkçası benzeyen mevkiinde. 1,78 boyunda 71 kilo ağırlığında. Dikkat çeken özellikleri tamamıyla teknik özellikleri zaten. Ve teknik olarak Fenerbahçe'ye çok şey katacaktır. Kesinlikle büyük büyük transfer bence. Net iyi transfer. Özel yetenek mesela 16, vizyon 15. Hakikaten özel bir oyuncu. Zihinsel özelliklerinde çok iyi olduğunu düşünüyorum ve daha 23 yaşında. Yani gelişimi açık bir oyuncu. Zaten medya gözünde şurada görüyorsunuz orkestra şefi olarak bilinmiş. Tam bir ofansif oyun kurucu kendisi. Çok büyük yararı olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Zayk'ı geçelim. Benzia. Ya ben Benzia hakkında yorum yapamayacağım. Yani potansiyel var.
Yetenek var ama mental sıfır. Ya yani mental yok. Oyun içinde Benzia 10 dakika belki size Zidane etkisi gösterirken 80 dakika Tarık Çamlar etkisi de gösterebilir. Yola çıkıp güvenilecek bir oyuncu kesinlikle değil kendisi. Benzia'dan sonra arkadaşlar Matthew Valbuena sol açık kanat forvet. Valbuena tabii artık 33 yaşında. Piyasa değeri 3,8 milyon euro. 1,67 boyunda 58 kilo ağırlığında. Fiziksel özellikle tabii düştü. Yaşından dolayı düştü. Zaten Valbuena'yı buraya 25-26 yaşında Türkiye'ye getirmeniz mümkün değil. Bambaşka bir kariyeri vardı o zaman. Yine de hızlanması 14. Ve çevikliği 19. Çok çevik bir oyuncu olarak gözüküyor. Zihinsel özelliklerinde zaten dikkat çeken kararlılık 19. Özel yetenek 16. Vizyon 16. Gerçekten özel bir yetenek Valbuena. Bunu tartışan Allah çarpar. Teknik özelliklerini dribbling 18 mesela çok dikkat çekici, çok iyi. Yani teknik özellikleri oldukça yerinde zaten. Bitirici 14, ilk kontrol 15, köşe vuruşu 17, orta yapma 16, pas 15, serbest vuruşu 17, teknik 15. Gayet iyi teknik özellikleri var. Ya ben Ersun Yanal'ın kafasında oynayacağı, Ersun Yanal'ın kafasında olan bana göre fiziksel onu kaldırabilir mi şüpheliyim ama Fenerbahçe Valbuena olmalı. En azından ilk 18'de yararlanacağı bir oyuncu. Evet, Valbuena'dan sonra arkadaşlar Andre Ayew'e gelelim. Andre Ayew, ben ısınamadım. Bir kanat oyuncusu, sol kanat oyuncusu. Geri geliyor gol atıyor belki ama takıma faydasının çok olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Fiziksel özelliklerine bakalım. Dayanıklılık 16, denge 16, güç 14, hızlanması fena değil. Vücut sindirimi 15. Fena fiziksel özellikler değil. Zihinsel özelliklerinde agresiflik, cesaret ve çalışkanlık ön plana çıkıyor. 16, kararlılık 17 mesela. Özel yeteneği de fena değil 14 ama vizyon 11 biraz düşük kalmış. Teknik özelliklerinde kafa vuruşu 16. Çok ilginç. Kafa vuruşu 16. 1,76 boyundaki oyuncu için muazzam bir oran bence. Ama işte gördüğünüz gibi teknik, pas, ilk kontrol, dribbling fena değil ama teknik ve pas ve orta yapması bir kanat oyuncu için düşük özellikler. Yine de ilk kadroya baktığın zaman tabii bir alternatif Andre Ayew'de. Andre Ayew'den sonra Alper Potuk. Potuk için fazla denecek bir şey yok. Artık bence yani bir Mehmet Topuzoğlu'nun yolunda ilerliyor kendisi. Futbol Manager 2019 profilleri de bence yani çok artılı olduğunu düşünen bir yer yok. Alper Potuk Fenerbahçe'yi artık kadroda düşüneceğini sanmıyorum. Alper Potuk'u geçelim. Barış Alıcı zaten kiralık. Roberto Soldado. Evet arkadaşlar. Şimdi sorunlu bölgelerden biri forvet. Fenerbahçe aslına bakarsanız ligde en çok ceza sahasında topla oynayan, rakip ceza sahasında topla oynayan takımlardan biri ama gol yollarında sıkıntısı var. Evet, Soldado büyük golcüydü. Golcüydü. Ama şu an 33 yaşında ve 3,3 milyon euro piyasa bedeli var. 1,79 boyunda 72 kilo ağırlığında. Fiziksel özellikleri artık yaşın itibariyle tabii ki ciddi bir düşüşe geçmiş gördüğünüz gibi. Ama burada en büyük avantajı zihinsel özellikleri bence. Mesela oyun sesi 16. Kararlılık 16. Topsuz alan 14. Agresiflik 16. Gayet iyi bir zihinsel özellikleri var. Yani aslına bakarsanız şu anki Fenerbahçe takımına uygun zihinsel özelliklere sahip. Teknik özellikleri tek bitiricilik 15. Bence bir tık daha yüksek olmalıydı. Bu Soldado daha iyi bir bitirici bence. Yani minimum 17 olması lazımdı oranın. Kafa vuruşu zayıf 11. Penaltı 16. Teknik 14. Tekniği de yeterli. Eldeki kadroya baktığımız zaman bana kalırsa Fenerbahçe'nin forveti Roberto Soldado zaten. Evet arkadaşlar, şimdi bir garip isim. Açıkçası çok Football Manager 2019 analizinden bir bak, o futbolun profiline baktığım zaman çok hani bir şey anlayamadığımız bir şey. İslam Süleyman 30 yaşındaki oyuncu. 22,5 milyon euro piyasa bedeli var Süleyman'ın. Süleyman ismini ilk duyduğumda Fenerbahçe'ye geldi. Çok şaşırmıştım. Çünkü hakikaten iyi bir futbolcu. Sporting Lisbon kariyeri. Kötü de olsa İngiltere Premier Ligi kariyeri. Ama burada öyle bir performans gösterdi ki sağ olsun şu özellikleri yerle bir etti arkadaşlar. Gayet iyi bir profil bu arada. Yani fiziksel özellikleri güçlü, zihinsel özellikleri iyi, bitiricilik 15, kafa vuruşu 17. Bakalım resmi peşte bununla ilgili bir değişiklik olacak mı açıkçası çok merak ediyorum. Soldado'dan sonra ikinci forvet olur Süleymani. Belki son kapanan takımlara ya da iç sahadaki kolay maçlarda ikinci forvet olarak görev yapabilir. Ve Frey. Hiç anlamadığım bir transfer. Kesinlikle Fenerbahçe'nin kalibresinde bir oyuncu değil. Net değil. Yani seneye de bence kadroda olmayacağını tahmin ediyorum.
İsviçre'li 23 yaşında Football Manager 2019 profiline göre 3,5 milyon euro, 1,88 boyunca 86 kilo ağırlığında. Yani fiziksel özelliklerine denge ve güç dikkat çekiyor. Cesaret 18, kararlılık 18. Yani fazla da artısı yok. Bitiricilik 14, kafa vuruşu 13. Mesela 1,88 boyundaki oyuncu çok daha iyi kafa vursa bambaşka seviyelere gelebilirdi. Teknik özellikleri ise yerle bir bence. Yani Fenerbahçe'nin oyuncusu değil direkt. Evet, şöyle taktiğe gelelim. Fenerbahçe hangi taktikle oynarsa ben daha başarılı olabilir. Şöyle bakacağım hemen. Fenerbahçe ya gerek savunma gerek orta saha baktığımız zaman zaten orta saha bulduğu var arkadaşlar. Bence topu hükmetme taktiği Fenerbahçe'ye en uygun gelen taktik. Fenerbahçe'nin şöyle taktiğinde topu hükmetme taktiğinde 4-1-1-1 taktiği bana en uygun gelen taktik açıkçası. Yani bu taktik iyidir, iyidir. Kabul diyelim. Şimdi kaleciye arkadaşlar biraz önce de konuştuk. Ne olursa olsun Volkan Demirel olmalı o kalede bu sene. En azından bu sene ya o kalede Volkan Demirel olmalı. Sağ kanat bekinde bence çok tartışmaya mal yok. Mario Isla olmalı arkadaşlar. Yani burada yani çok tartışacak bir konu olduğunu düşünmüyorum. Şener'in onu zorlayacağını da düşünmüyorum. Şimdi stoperde arkadaşlar evet stoper mevkiinde garip Martin Skrtel kesinlikle. Zaten Martin Skrtel ve Serdar Aziz tandeminin vazgeçilmez olacağını düşünüyorduk. Standart stoperde ise şöyle baktığımız zaman bence Serdar Aziz o bölgenin as oyuncusu olacaktır zaten savunmada. Ya Serdar Aziz çok büyük, çok kritik bir transfer bu arada. Sol bekte ise yani Hasan Ali Kaldırım. Hatta İsmail oyunda bile yedek kadroya gönderilmiş. Başka sol bek yok. Tabii onların izini yapamadık. Ya yani sol bek yok Fener'in. Bence muhakkak alınmalıydı bu transfer döneminde sol bek. Evet gizli ön libero'ya bakalım arkadaşlar. Ön libero mevkiinde ben Jailson'u tercih ediyorum Mehmet Topal'dan ziyade. Yani dediğim gibi Mehmet Topal'ın artık yani Volkan gibi bir etkisi de yok takıma. Artık yavaş yavaş kadrodan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ofansif oyun kurucu arkadaşlar. Burada Milan Zajc'ı seçeceğiz. Evet Milan Zajc'ı seçeceğiz arkadaşlar. Bence kesinlikle burada oynamalı. Yani buranın bir numara adamı olduğunu düşünüyorum. Mezzelle'ye bakalım destek. Şimdi burada enteresan bak çok kalabalık. Fenerbahçe orta sahası gerçekten çok kalabalık. Ben Tolgay Arslan diyorum arkadaşlar burada. Ne olursa olsun Tolgay Arslan'ın o pozisyonda başarılı olacağını düşünüyorum ben Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'de bu arada. Evet şimdi kanat oyuncusu arkadaşlar. Kanat oyuncusu, sağ kanat oyuncusunu seçeceğiz. Victor Moses diyeceğiz ama işte gördüğünüz gibi burada profili çok uygun olmasa da dediğim gibi burası Türkiye Ligi. Türkiye Ligi'nin içinden geçecek bir adamdır Victor Moses. Tartışmasız yani. Muhteşem fizik gücüyle. Kanat forvette sol tarafa. Şimdi burada ben açıkçası kararsızım. Ayew mi yoksa Valbuena mı? Ama ben Valbuena diyorum. Yani daha yaratıcı, daha özel bir yetenek. Ayew'den ziyade Valbuena'yı katlanmayı tercih ederim. Evet, komple forvete ise tabii ki Roberto sol daha da koyacağız arkadaşlar. Artık burası tartışmaz. Ya Fener'in bana kalırsa bu transfer döneminde iki hamleye daha ihtiyacı vardı. Bunlardan biri sol bek, biri de forvet arkadaşlar. Yani bu iki hamleyi yapsaydı hakikaten çok iddialı bir takım olurdu. Ya bence yani tabii ki bu tahmin Ersun Yanal'ın kafasındaki planı bilmiyoruz ama Volkan Hasan Ali Serdar Skerdil, Isla, Jailson, Tolgay, Zajc, Moses, Valbuena, Soldado'nun en iyi verimi yansıtacağını düşünüyoruz. Evet arkadaşlar teşekkür ederim. Dediğim gibi bu profil analizleri resmi peşten sonra revize edilecektir muhtemelen. O zaman yeni bir videoyla tekrar karşınızda olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.